Galatasaray tabii canlı yayın yapmaya çalıştım. Hem rahatsızlığım vardı, çocuklarımın eventi vardı. Yani bir karışık bir ortamda sizlerin isteği üzerine bundan sonra böyle çok istek üzerine yapmadan Hakan Şükür ve Futbol Ötesi programı adı altında daha geniş, sizleri daha aydınlatıcı, daha iyi süzerek. Çünkü maçtan sonra yapmak birçok pozisyonu kaçırmanıza sebep oluyor. Yani tartışmalı pozisyonlar var. Onlarla ilgili yorumları vermeniz gerekiyor. O açıdan o acelecilik içerisinde biraz da ismimi zedelemek istemiyorum açık söylemek gerekirse. Çünkü önemli işler yapmış birinin sizlere sağlıklı bilgiler verebilmesi lazım. Hani normal bir taraftar gibi değilim ben. Tabii ki taraftarlığım var. O tarafı ayrı ama futbol yorumlarken bütün her şeyi bir tarafa bırakmak zorundayım. Bu benim en sevdiğim meslek ve sizlere de bunu doğru anlatmak zorundayım. Sevgili Galatasaraylılar, tabii haliyle çok büyük beklentiler olan bir kadrodan göremediğiniz şeyler noktasında üzülebilirsiniz. Daha önceki programlarda söylediğim ölçüde söyleyeyim. Ciddi eksiklikler var. Yani tek tek değerlendirirsek Galatasaray'ı, hani biraz öyle açmaya çalışayım. Çünkü hızlı konuşup çok şey bilmek, hızlı konuşmayı, hızlı konuştuğu zaman kopuklukları da beraberinde getirdiği için yeni Malatya maçı performansını değerlendirirken daha önceki yayınımda söylediğim gibi beklemediğimiz, hiçbirimizin düşünmediği bir kadroyla sahaya çıkıldı. Ne düşünüldü bilmiyorum ama onu tam bilmediğiniz için kendi yorumlarınızla anlatmanız icap eder. Gazete manşetleri, gazetelere sızdırılan haberler, o haberlerin toplum üzerinde yaratmak istediği algı, bunların dışında konuşmak çok zor ama şöyle ifade edeyim, ben şuna kesinlikle inanmıyorum arkadaşlar. Yani Fenerbahçe maçı var, Paris Saint-Germain maçı var ve şöyle diyorsunuz, ya o maçlara biz bunları saklayalım. İşte ne bileyim dinlendirelim. Zaten kadro derinliğimiz var. Tabii ki kadro derinliği olduğu zaman her kadro Galatasaray'ın her kadrosu önemli oyunculardır ve her kadro oynayabilir. Maç öncesi beklenmedik bir kadro katılmadığım şey bunun böyle düşünülmesi. Çünkü ben bir senede 54 maç oynamış bir adamım. Benim gibi birkaç arkadaşım daha var. İşte bu 40, 45, işte 50. Yani diyebiliriz buna. UEFA döneminden bahsediyorum. 54 maç oynamış bir adamım. Kendimi övmek için söylemiyorum. Bir oyuncu ne kadar maç oynarsa, burada antrenmanı bir tarafa bırakın. Ne kadar maç oynarsa, ne kadar sıklıkla bir arkadaşlarıyla beraber oynarsa, o kadar kısa sürede çözüme kavuşuyor. Bu kadar büyük paralar verdiğiniz oyunculara bu duyguyu vermek çok acı. Siz Barcelona takımının, Real Madrid takımının belki Kral Kupası hariç, Şampiyonlar Ligi'nde, kendi liglerinde, İspanya Ligi'nde böyle kadro değişikliklerine gittiğini gördünüz mü? Büyük takım olmak istiyorsanız bu örneklerle veriyorum. Devamlı oynayan oyuncular. Şimdi böyle kaliteli kadro kurmuşsunuz. Belki bu maçı kaybedebilirsiniz. Tabii kaybetmemek esas çünkü çok ciddi puanlar kaybetmişsiniz. Lütfen eleştirilerimi Galatasaray'ı ya hele böyle bir dönemde Galatasaray'ı böyle konuşmak diye algılamayın. Geçmişte bunu yaşadık. Ve benim dediklerim çıktı. Bunu açık söylüyorum size. Hani o Elanoğlu, Baroşlu, o Keitalı, o kadroları daha önceki bir yayınım var. Seyrederseniz görürsünüz. Orada söylediklerimle sezon sonu olanlar arasındaki farkı ki Türkiye'deki mantık şu. Diyorsunuz ki siyasette de böyle, sporda her yerde ya 3 gün konuşuluyor geçiyor. Evet, konuşuluyor geçiyor ama bunu yönetenler, antrenörler, yöneticiler siz buradan başarı kazanmak istiyorsunuz. Konuşulup geçsin diye günü kurtarma adına bir şeyler yapamazsınız. Büyük paralar veriyorsunuz. Hedefiniz, kitlelerin beklentileri, bunlarla doğru orantılı hareket etmek zorundasınız. Doğruyu yaşamak zorundasınız. İsteyen istediğini söylesin. Zaten bu mantığı o şekilde kullanın. Yani 3 gün sonra, 2 gün sonra unutulur. Yenisine bakarlar. Evet öyle. Bir sonraki maça bakıyorsunuz yani. Bu klişe bir sözdür. Futbolcular da hiç sevmediğim bir sözdür. Maç sonrası röportajlarında yenildik ama işte artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Ya sen önce önündekini, yani bu klişeyi sen çok önceden yaşıyorsun demektir. O maçı yaşamamışsın demektir. Benim ağzından böyle bir şey duyamazsınız. Hiç duymamışsınızdır. Bulana da ödül de verebilirim.
O açıdan Galatasaray'ı yorumlamanın, yani tabii ki ben Galatasaraylıyım ama affınıza sığınarak da söylüyorum, bunları anlatmazsam yani ben kendime saygımı kaybederim. Tabii ki önemli isimler alındı. Bu oyuncuların alınış biçimleri yanlıştı. Arkasından hazırlık kampı geçirmemiş o birçok oyuncunun hemen gelir gelmez takıma adaptasyonlarını sağlama adına bir kamuoyu baskısıyla beraber oynadıklarını ve oynamalarından kaynaklanan eksiklikleri anlatmaya çalışmıştım. İsim isim Seri'den, Lemine'den, onun dışında işte Enzonzi'den, Falcao'dan, Andon geldi şimdi, işte Taylan geldi, henüz görmedik. Belki ilerleyen haftalarda Jimmy Durmaz, Adem Büyük, bunlar transferler. Şimdi bunların gölgesinde anlatacağımız şeylerin eksik kalmaması adına söylüyorum. Evet, bunları bir araya getirip oynatabilmek zor. Ama antrenörler de bunun için var. Yani gündemin içerisinde başka şeylerle olup buraları unutturmaya çalışmak, böyle oldu diye söylemiyorum. Unutturmaya çalışmak hoş değil. Şuna %100 inanıyorum. Ya Fatih Terim'in başarıları, sicil tartışmalarını bir yere bırakıyorum. O saçmalığı hiç konuşmaya gerek yok yani. Onun başka bir amacı var. Fatih Terim başarılı, önemli bir antrenör. Tabii ki yaşlandı. İlk zamanki agresifliği şey yok ama Türkiye'ye göre hareket etmemeli. Siz Avrupa görmüş, Avrupa Kupası kazanmış bir hoca olarak ben anlıyorum. Yani çünkü Adanalı, onunla beraber çalıştığım neyi, ne zaman, nasıl söylemek istediğini çok iyi biliyorum. Desteği göremediği anlardaki duygularını ve benim bildiğim gibi ezberlenmiş bu duyguları başkaları da bir onu bozma aracı olarak kullanıyor. Buna gelmemesi ve bunun önüne geçebilecek açıklamaları başkalarına yaptırması lazım. Ama açık ve net söyleyeyim ki birçok nedenden dolayı yöneticilerin bu topa girmediğini gördüğüm zaman fotoğrafların diliyle ilgili bazı şeyler yazmıştım sosyal medyada. O fotoğrafların dilinden belki programın sonunda kısaca bahsedeceğim, her takımı ilgilendiren bir şey. Herkes bir yerden bir şey koparmak, yani kuralların uygulanmadığı, kanunların olmadığı bir ülkede, bu sporun içerisinde de aynı. Çünkü çok etkili yerler, yani topluma, büyük kitlelere hitap edebilecek yerleri herkes kullanır. Nasıl ki hani bizler kullanıldık diyoruz. Çünkü şöhretsiniz, topluma bakıyor şöhret gibi. O açıdan Fatih Terim'in etrafındaki yöneticilerin onun söylemeye çalıştığı, ima etmeye çalıştığı şeyleri söyleyebileceğine inanmıyorum. Yani bazı ekonomik nedenlerden, işte artık tamamen ipin ucunu başka tarafa vermişsiniz. Haliyle iş adamısınız. Türkiye'de iş adamı olup birçoğunun başına gelenleri gördüğünüz zaman bu insanların çıkıp arka planda bildikleri ama ön plana taşıdıklarında büyük sıkıntı yaşayacakları, kendi işleriyle ilgili ve büyük fırça yiyecekleri bir ortamda konuşamazlar. Fatih Terim tabii o kendi kültüründen kaynaklanan şeyle bir de tabii iş yapıyorsunuz, emek veriyorsunuz. Onu söyleme gereği duyuyor zaman zaman. Ama bunu nasıl organize edebileceklerse etmeliler. Lig çok uzun bir maraton. Bilhassa ligin ikinci yarıları çok zor geçer. Bunlar size şu an için bir veri, bir antrenman. Bunlar daha farklılaşacak, daha farklı şeyler yaşayacaksınız. Haliyle futbol sahasına tekrar dönecek olursak, Fatih Terim kadar takımda Hasan Şaş, Ümit Davala gibi başarılı dönemin antrenörlerinin de cezalı olması, buna riayet etmeleri, yani Fatih Hoca'nın nüvesine bürünmeleri, şöyle doğal olarak karşılıyorum, aynı ortamda yaşayıp sizin ekranlar karşısında yaptıkları açıklamaları görüp, Fatih Hoca'nın açıklamalarını görüp, devamlı ondan bir şey duymaktansa diğerlerinin de etki alanına, yani Fatih Hoca'nın da muhtemelen böyle bir dileği var. Yani siz de çıkın, siz de konuşun. Çünkü etkileşim sanatı olmuş futbol. Ne zaman biz bu hale geldik ben onu anlayamıyorum. Yani her takımımızın hemen hemen bir yerlerden bir şey beklediği bir ortam. Ben de diyorum ki biz adalet bekliyoruz yani. Herkes için, yani insansınız, anneleri, babaları, emekleri, çalışmaları var. Maalesef bunu göremiyoruz. Programın sonunda da varla ilgili, yani yokla ilgili diyeyim, hani ayrı bir bölüm yapacağım. Sahaya inecek olursak, yani antrenör etkisinin olmadığı, ki Levent Şahin gibi bir antrenörün olduğu, ben kızmıyorum yani, kızamıyorum. Evet, Galatasaray'daysanız, şimdi dördüncü
antrenör gibi. Orada başka bir destek üzere bulunmuş bir antrenör. Belki analiz yeteneği, belki işte kimsenin göremediği bir şey görme yeteneği. Çok tanımadığım için söylüyorum. Tabii ki kursları bitirmiş, orada olmayı hak etmiş biridir. Ama sadece bilgiyi, futbolla ilgili bu özelliklerinizle büyük takımda çalışmak zor. İnsanlar tabii, taraftarlar, ya işte hiçbir şey yapmadı, etkisiz oldu falan. Ben şuna inanmıyorum, açık söyleyeyim. Yani Levent oyuncu değişiklikleri, Levent Şahin'in yaptığına inanmıyorum. Bunlar önceden konuşulmuştur veya bir şekilde haber iletişimi kurulmuştur. Öyle tahmin ediyorum. Levent Şahin'e kalsa Falcao'yu oynatmama gibi veya son bir dakika gibi oyuna sokma gibi bir şey. Belki hani bir dakikayı düşünebilirsiniz. Ya Falcao'yu da sokayım hani 1-1 oldu oyun gibi düşünebilirsiniz ama ona çok fazla takılmamak gerektiğini gündemde diye söylüyorum. Evet, hataları var mıydı? Vardı. O yaptıysa ki öyle konuşmak zorundayız. Çünkü arka planı bilmiyoruz. Sadece tahmin ediyoruz, düşünüyoruz. Tabii ki yanlış tercihler. Bir amacı mutlaka ki var düşüncelerin. Sahaya döndüğümüzde Galatasaray ile ilgili hocanın dışında söylemek istediklerimiz şu. Beklemediğimiz kadronun beklemediğimiz performansını gördük. Buna uyum sağlayan bir önceki maçların kötü performanslı oyuncuları da katılım sağlayınca Malatyaspor gibi bana göre hani Sergen Yalçın takımı onun dışında bir önceki haftadan moralli gelmiş işte golü atan Gülerme gibi önemli bir oyuncusu var, Yavuz gibi bir oyuncusu var. Önemli oyuncularla bezemiş, takımını iyi oturtturmuş ki yani böyle bir süreç yaşıyor. Bu takıma karşı belki Galatasaray'ın bizim beklemediğimiz ama rakiple beraber sezon başından beri oynayan o önemli oyuncularıyla, Falcao'yla, işte Lamine'yle, birçok farklı oyuncuyla çıkabileceğini düşünerek hani statik oynayan, böyle çok hızlı hücuma çıkmayan bir takım diye anlatıyoruz ya Galatasaray'ı. Hani Bruges maçından sonra böyle anlatmaya çalışmıştım. Böyle tutarak hızlı oyuncularıyla, kanat varyasyonlarıyla sonradan çıkarak pozisyon arama adına kendi sahasına çekilmiş, orayı hapsolmuş bir takım. Galatasaray burada nasıl oynar sorusunun cevabını başka bir kadroyla gördük biz. Nasıl oldu? İşte Ömer Bayram'ın belki de mevkisi dışından ki oraya alışkın sol ayaklı bir oyuncu mevkisi dışına çıkarak benim en çok istediğim bir takımdaki oyuncu tipleri. Gücünüz varsa mevkiniz dışında yapacağınız ekstra şeyler bugünün futbolunda önemli katkı sağlar. Yani %100. Ben bir oyuncuya bu anlamda özgürlük veririm. Vermeliyim. Fizik güç veriyorsanız bu oyuncu Galatasaray'da, Fenerbahçe'de oynuyorsa bunu yapmak zorunda. Bunu ona aşılamak zorundasınız. Ha gideyim mevkimde oynayayım, iki tane top kapayım, mücadele edeyim, kapatayım, hata yapmayayım. Bunu herkes oynuyor dünyada. Yani yaparsınız bunu. Bu tip oyuncuları da almamak lazım. Mevkisi dışında bir hareket yaptı. Oradan hücum aksiyonlarında bulundu ve hakikaten bana göre önemli ve güzel bir ortayla belki de hiç düşünmediğimiz, sezon başından beri göremediğimiz ama beklediğimiz seri golü geldi. Yani serinin özelliklerini anlatırken Enzonzi geldikten sonra seri biraz daha kendi bölgesine yani o forvetin arkasına daha fazla girer diye düşünüyorduk. Ama kanada indiğinizde bu olur yani. Siz kanada inemediniz. Yani Mariano ile Nagatomo ile bunu yapamadınız. Yapamayınca bu oradaki çoğalmayı göremediniz. Haliyle Ömer Bayram'ın bu ortası 1-0 ve 1-0'dan sonra gelen coşkulu oyun, moral oyunu, kenarda oynayan oyuncuların ki Şener uzun zaman sonra sahaya dönmüş. Bunları anlatmamın sebebi Şener'i mesela ilk yarı boyunca kanatta gördün. Neden? Rakip kendi sahasına çekilmiş. O da bir hata. Yani o kadar çekilmenin getirdiği zorluklar var. Onlar da şöyle düşünüyorlar. Defans arkasına koşu almayalım. Koşacak adam yok Galatasaray'ın kadrosunda. Ama kadro değişik çıktı. Birden ister istemez kendi sahalarına çekildiler. O Şener'in çıkışları için ama Şener akıllı da bir oyuncu. Yani sadece defans arkasına zamanlamalı bindirmeler yapmıyor. Güçlenince bunu çok daha net göreceksiniz. İlk maçıydı. Bana göre ilk yarının Ömer Bayram'la beraber önemli oyuncusuydu. Çok şey mi yaptı? Hayır. Ben yapabileceği şeyler nispetinde söylüyorum. Hani oradan bindirmeleri, bir tane top çıkardı dışarı, hani oraya girip dışarı çıkarmaları. Bir iki tane de böyle yani 3-0'ı, hani belki 4-0'ı yakalayabilecek, hepsi gol olmuyor tabii futbolda ama pozisyonlar yakaladı Galatasaray. Yani Luyendima bile kafa vurdu. Yani hareketli bir oyunda kafa vurdu. Yani çünkü oraya boğduğunuz zaman bir kornerden sonra tekrar orada kalıyorsunuz ve bu tip şeyleri yaşayabilirsiniz. Çok mu iyi oynadı Galatasaray? Hayır. Ama farklı bir kadroyla
olması gereken, yani futbolun içinde olması gereken şeyleri gördük. Yani böyle farklı bir renk gördük ilk yarı boyunca. Kazanabilir miydi ilk yarıdaki performansıyla? Evet. 2-0'ı, 3-0'ı yakalayabilir miydi? Olabilirdi. 2-0 olsa ne olurdu? Bana göre çok daha farklı senaryolar olurdu. 1-0 her zaman risk, 2-0 da risklidir ama yani 2-0 önemli bir sonuçtur ilk yarıya girdiğiniz zaman. Oyuncu değişikliklerindeki antrenörsüzsünüz, işte oradaki ambiyansı değiştirecek ciddi bir moraldir. Tabii isim isim Seri evet gol attı, ondan sonra çok etkisizleşti. Yani biraz daha kendi Enzonzi'nin yanında böyle hani bizim tabirimizde kaba bir tabirdir ama orada böyle takıldı. Çok fazla sorumluluk almadı. Gol attım, görevimi yaptım havasında oynadı. Oyuncu başına düşen yük arttı. Ömer Bayram'a fazla yük düştü. Şener'e zaten hazır değil diyoruz. Ben ilk yarıda fena görmedim. Bu tip oyunculara binen yük ister istemez ikinci yarıda Lemina'nın oyuna girmesi, işte daha sonra Falcao girdi. Bu oyuncularla beraber bir şey katmak isterken ister istemez skor koruma psikolojisi, yeni oynayan oyuncuların Adem'in yorulması, işte Ömer Bayram'ın kısmen yorulması, sol tarafa geçmesi, onun da bazı sebepleri var. Fofana oyuna girdi, işte onu tutma adına falan belki böyle bir hamle olabilir. Normal karşılayabilirsiniz. Çünkü koşabilen bir oyuncu. Sorumluluk verdiğinizde onu yerine getirebilecek bir oyuncu. Yıldız oyuncu değil ama yapabilecek bir oyuncu. Düşünülebilir. Yani hayır bu bir hatadı demiyorum. Arkasından bunu hiçbir zaman söylemek istemem. Hiçbir zaman. Hiçbir takım için. Ama her takım için de o maçın bir hikayesinde anlatmamız gereken şeyler var. Şikayetler Fatih Hoca'ya ceza aldıran nedenler futbolu bilen içinden gelmiş zeki insanlar şunu çok iyi bilir ki hakemler hiç kimsenin görmeyeceği şekilde sonuca etki etmek ister. Ben ve benim gibi futbolu bilen insanlar bunu görürler. Yani öyle pozisyonlar olur ki sizi hücuma çıkarmaz. Öyle yerlerde öyle şeyler verir ki yani hem hücuma çıkarmaz hem demoralize eder. Yani hani derler ya böyle ince ince çalışma. Şimdi bakıyorum hani maç sonrası hemen bunu söylemek çok zor. Çünkü pozisyonları enine boyuna çok farklı bir şekilde değerlendiremiyorsunuz. Kafaya çıkmışlar ne olmuş seyredemiyorsunuz yani. Gülermen'in golünde hepinizin malumu kambura yatma. Yani rakibi önce bozup kafaya çıkmaya topa odaklanmış bir adamı önce bozup arkasından da oradan işte bir avantaj yani altında kalıp kendisine hakemin yanlış bir kararından dolayı işte bir hücum organizasyonu arkadan golü. Evet pozisyonun arkasına mı sığınmalıyız? Hayır. Bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim. Topa odaklanıldığı için genelde futbolcuların çoğu topa dalarlar. Top çünkü çok büyülü bir şeydir. Haliyle defans olarak da hücum olarak da yani bizler de ben bir forvet olarak defansın bu topa dalmalarından oradan bir şey çıkarmak için mücadele ederim. Yani o bir hatayı ararsınız. Şimdi bir tane top kesiliyor. Ceza sahasında Yavuç gibi bir oyuncu var. Bu adam indirebilir yani ki indirir. Uzun boylu bir oyuncu veya işte başka bir oyuncu da indi. Stoper de gelmiş olabilir. O da indirebilir. İkinci toplar çok önemlidir. Hadi ikinci toplarda şimdi Gülerme gibi bir oyuncunun o bölgede bu kadar boş kalması, o bölgenin bu kadar kapanması, herkesin bir yere doluşması stoperlerin tecrübesizliği ve telaşlı oyunu kadar takımın o ana kadarki işte oyunu çok geniş alanda oynamasının getirdiği yorgunluktan tutun. Kalecinin bu topu indirdiğinde Gülermen'in yani Mustera'nın da hani hatası yok diyebilirsiniz. Bana göre ufak da olsa bir katkı sağlama adına hani o indirildiğinde tabii ki kalesinde duracak. İndirildiğinde açıyı daraltacak şekilde biraz daha bir iki adım daha öne. Çünkü şut atacak artık. Kestikten sonrası kaleciyi ilgilendirmez. Çünkü o karşı karşıya çaprazdan kalan oyuncunun o vuruştaki etkisini azaltmak için var. Böyle bir hatayla bir gol geldi. Evet hata. Faulü Malatya Sporlu oyuncu yaptı. Ama onun arkasına saklanıp o bir hakem hatasıydı diyoruz. Hani kural hatası, hakem hatası. Şimdi bunların çok aranacağı bir döneme girdik. Bakıyoruz Beşiktaş maçında birçok farklı maçta bunu görüyorsunuz. Onları programın sonunda anlatacağım. Şimdi böyle bir pozisyon. İki, Falcao'nun oynamadığı bir karşılaşma ki ben kadronun Galatasaray bölümünün başında da söyledim.
Böyle çıkmasını beklemiyordum. Böyle çıktı, eleştirilebilir miydi? Eleştirmem. Ama hazır olmayan oyuncuların daha fazla oynaması gerektiğini, söylem ve eylem arasındaki dengesizliği de anlatmak zorundayız. Yani Lemina'nın işte hazır olmadığını, işte bir iki hafta onu özel olarak hazırlıyoruz deyip Bruges'da oynatıp arkasından gelip Lemina'yı oynatmamak. Bruges'da oynatıp Şampiyonlar Ligi maçında oynatıyorsunuz. Ya burada bir söylem ve eylem dengesizliği var. Bu bir hata, bu bir Fatih Terim hatası. Sonradan oyuna girdi. Evet, Babel'le bir pozisyonları var. Babel onu atsa 2-0 olur falan. Öyle öyle dersek her maç için ayrı bir hikaye çıkar. Atamamış, olmamış. İşte laubalilik olmuş. Babel'in Bruges maçında da yakalayıp şut attığı gibi. Yani şut atıyor. Yani bu kadar teknik, ayaklarına hakim bir oyuncunun, Hollandalı bir oyuncunun başka bir şey yapması lazım. Yani bitirmesi lazım. Teknik olarak bitirmesi lazım. Neyse. Bu açıdan baktığımda ben sıkışan oyunun içerisinde Andonan'ın ilk yarı boyunca belki çok gözükmediğini, top alışverişlerindeki dengesini, kötü bir futbolcu değil, iyi bir futbolcu ki oynadığı takımlara ve performanslarına, Romanya milli takımına bakınca iyi bir oyuncu. Çok Falcao'dan iyi mi? Hayır, değil ama iyi bir oyuncu. Güzel şeyler gördüm, katkı sağlayabilecek anları olacaktır. Top tutuşu, saklaması, hakemin bir faulü var Arda kardeşlerin. Yani facia yani. Forvet, öndeki forvet topu saklamaya çalışıyor, faul veriyorsunuz. Yani saçmalık, kendi alanım olduğum için söylüyorum. Vücudunu dayayacak, bu gayet doğal. Arkasından Andone'nin bir pozisyonu var. Andone'nin bir pozisyonu var, penaltı pozisyonu. Hani ayağına çelme alıp. Maç içerisinde onu çok net göremedim, düşmediği için. Hani gördüm ama yani bu şekilde değerlendirmemiştim. Sonra genel tartışmalara falan baktığımda, sosyal medyadan baktığımda bazı videolar önüme düştü. Onu da programın sonunda tartışmalı pozisyonları veya genel anlamda varı yorumlarken hadi diyelim hakem göremedi. Ya arkadaşlar var diyoruz. Yani orada işte Salah'ın pozisyonu anlatılıyor. Liverpool maçındaki işte formasından tutulduğu ama iyi niyetle devam ettiği ama arkasından penaltı verildiği gibi gibi gibi. Yani bunları vermek sizi birçok şeyden kurtaracak yani. Ha düşmedi ama verdi de denecek o zaman belki başkaları tarafından ama kural ne söylüyorsa onu yapacaksınız. Gazetelerdeki, medyadaki Türkiye Futbol Federasyonu'yla bir kulüp başkanının çektiği fotoğraf üzerinden fotoğrafların dili bölümünde anlatacağım ama baktığınız zaman hakem de böyle bakıyor, bir başkası da böyle bakıyor. Yani kim neye göre hareket etmesi gerektiğini birinin bir şey söylemesine mahal bırakmadan bilinçaltına yerleşen şeyler bunlar. Çünkü görev almak istiyorsun, 3-5 bin lira para alıyorsun, ne alıyorsan, maç almak istiyorsun. Haliyle bunu destekleyen kurumların veya işte olmasını sağlayan kurumların ne düşündüklerini veya hangi duygu ve düşünceye hakim olduklarını hasbelkader zeki insanlar anlarlar. Haliyle bu fotoğrafların dilinden çıkarmak istediğim çok şey var. Hemen hemen her takım için. Andona'nın pozisyonu çok net penaltı ve tabii doğal olarak hani diyorlar ya işte avantajı çift ceza olmasın. Hani kırmızı kart ve penaltı. Evet, burada bir pozisyonda penaltı verilir. Gol olur olmaz onu bilmiyoruz ama kalecinin kırmızı kartı ile ilgili herhangi bir şey söylenemez. Daha önceki programlarda söylemiştim. Açıkçası Galatasaray takımını ikinci yarı 2-0'ı da bulabilirdi. Penaltısı da verilmedi. Ama mahkum oynadığı bir oyun gördük. Malatyaspor tabii iyi de bir takım. Kendi rakip yani Galatasaray yorulunca daha çok orada oynamaya başladı. Oyuncu değişiklikleri ve son dakikalarda da golü bularak bana göre çok önemli bir puan aldı Galatasaray'dan. Yani 2-0, 3-0, belki 4-0 ki bu pozisyonlar penaltı dahil bulunan bir maçtan 1-1 tabii ki Galatasaray seyircisini üzer. Ama en kritik yeri söylüyorum. Bu gördüğünüz zaman zaman iyi şeyler gördüğünüz bu oyun sezon başından beri söylüyorum. Gördüğünüz bu oyun bir ölçü müdür? Evet, yani bu kadroyu ne zaman tekrar bir arada oynatacaksınız? Şimdi bu kadrodan çok kişi çıkacak yerlerine hazırladığınız ki Fatih Terim'in söylediği hazırlıyoruz bu oyunculara dediği oyuncular girecek.
Tabii ki biz bunları bu maçın iyi performanslı oyuncularını konuşmayacağız belki de. Bu dengeyi sağlamak çok zor. Yani sonradan oluşturulan bir takımda çok zor ve yayının başında da söylediğim gibi antrenör eli hiçbir takıma değmiyor. Şunu söylediğimde kızıyorsunuz. Galatasaray son senesinde bir elin parmakları kadar iyi maç oynadı, oynamadı. Açık ve net söylüyorum. Şampiyon oldu, evet. Fenerbahçe'nin zirvede olmadığı, Başakşehir'le çekiştiğiniz bir ligde, yani psikolojiyi yönettiğiniz bir ligde şampiyon oldu Galatasaray. Yani çok ciddi düşüşler oldu. İki sene şampiyonluktan sonra Beşiktaş'taki düşüşler. Hani Burak gelmese Beşiktaş daha kötü yerlerde olurdu. Bunu açık ve net söylüyorum. Beşiktaş bölümünde de ona ayrı değineceğim. Ve böyle bir ligde çok az bir puanla şampiyon oluyorsunuz ve futbol yok. Bunu bir herhangi bir kız, benim hiç kimseden bir beklentim yok. Yani sadece futbolu yorumluyorum, gözlemliyorum, sizler için anlatıyorum. Bu açıdan göremediğiniz zaman üzülmeyeceğiniz şeyler var. Yani ya iyi oyun göremiyoruz, bu kadar iyi kadro falan, evet oynamıyoruz. Yani burada antrenöre elinin değmesi lazım. O da sahanın kenarında yok ama ne anlatıyoruz? Yani bu oyuncularla ne konuşuyoruz? Ne bekliyorlar Galatasaray'dan? Bir sene kiralık geldim, oynarım giderim mi? Ya zaten sen bir önceki senede kötü oynamışsın. Hani sana talih kuşu konmuş, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksın. Ya bu nasıl anlatılır? Böyle anlatmak lazım. Evet geldim, iyi para alıyorum, kontratım devam ediyor. Bir sene sonra zaten gideceğim. Biraz da Şampiyonlar Ligi'nde hazır olup oynarsam. Ya burası oyuncu hazırlama yeri değil ki, her takım için söylüyorum. Beşiktaş içinde, Fenerbahçe içinde, Galatasaray içinde, Trabzonspor içinde. Ya Trabzonspor bölümünde ayrı konuşulabilir. Maalesef iyi yönetilemiyoruz. İyi yönetmiyorlar. Ne antrenörler ne yöneticiler. Çünkü bir yerlere göre yönetmek zorundalar. O yerlere göre de yönetmezlerse, açık ve net söylüyorum, yönetemiyorlar. Yani çünkü Türkiye'de insanları kandırmak çok kolay. O paraları alırken, o paraları alışınızın konuşulmaması için kuracağınız ilişkiler önemli. Medya ilişkileri. Zaten medyaya tamamen kapanmış, kendi kanallarınız var. Kendi haberlerinizi kendiniz veriyorsunuz. Ama ilişkilerinizi kurmak istediğiniz, programın sonunda anlatacağım. Hani bu baronlar, medya baronları, oradaki işte lobiler, oradaki konuş, kim kimle samimi. Hani sanki gazetecilere postak payar gibi konuşup arka taraflarda yemek yiyenler. Gündemde devamlı onlarla arkadaş gibi gözükerek onları bir şekilde süspanse etmek gibi. Bunu Fatih Terim'den tutun Ersun Yanal'a, ben bunları yaşadım. Yaşamadığım bir şeyi söylemiyorum. Bunlara şahit oldum ben. Yani bu ilişkilerle bazı hatalarınızı, eksiklerinizi göstermeyebilirsiniz. Ama ben söylemek zorundayım. Galatasaray burası. Fenerbahçe burası. İlişkiyle geldiğiniz veya ilişkiyle kapattığınız şey takıma zarar veriyor. Bunu yapmak zorundasınız. Birçok kişi ya öyle diyorsun tamam, bana göre balon diyor antrenörler için. O kadar da değil. Ama işin kolayına kaçıyorlar. Ha, sistem Türkiye'de böyle. İşte bunu idare ettik mi, buradan şunun arkadaşlık kurdu mu, bir fotoğraf verdik mi, iki tane haber gönderdik mi, bu iş kapanır. Kendileri mi yapıyor? Hayır, yanındaki adamlarla yapıyorlar bunu. Ben bunları çok iyi bildiğim için ben biraz farklı bir karakterim. Gazeteciler beni çok sevmez. Çok dostum yoktur. Başka manada dostum vardır ama özel işimde, oynadığım takımla ilgili dostum yoktur. Soyunma odası benim yatak odamdır. Antrenörümle, arkadaşlarımla yaşadığım. Bazı tipler vardı orada kavga ettiğimiz zaman söyleyen, konuşan. Ben kavgayı takımım için yaparım. Kimse için yapmam. Kendim için, para kazanır, onun için kesinlikle yapmam. Ben takım oyuncusuydum ve bu başarılarıma bireysel olarak da, takımsal olarak da yansıdı. Hani şunu da, ya bunları söylüyorsun boş. Hayır, boş konuşmuyorum. Ben içini doldurduğum şekilde konuşuyorum. Direkt karşınızdayım. Buyum ben. Antrenör hani böyle anla. O açıdan Galatasaray'daki eksikleri, birçok farklı şeyleri derbi bölümüne saklayarak Galatasaray bölümünü, kişisel performanslara çok girmeyeceğim. Galatasaray bölümünden de sizden müsaade isteyerek ayrılıyorum. Çünkü daha önce de konuşmuştum canlı yayın sonrası.